Merhaba. Bu videoda gözün yapısından bahsedeceğiz. Size öncelikle göz yuvarının ya da göz küresinin bir kesitini çizmek istiyorum. Çizdiğim bu kısım sert tabaka olarak adlandırılıyor. Evet. Buraya sert tabaka olarak not düşüyorum. Sert tabaka kalın ve lifli bir dokudur ve göz yuvarına şeklini verir. Gözü korur ve farklı noktalara bakmak için Göz yuvarımızı hareket ettirmemizi sağlayan kasların da tutunabilecekleri bir yüzey oluşturur. Evet. Beyazla çizdiğim bu kısmın adı sert tabaka. Bundan sklera olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Şimdi burasının göz yuvarının ön tarafı, burasının da arka tarafı olduğunu düşünelim. Başka bir deyişle birinin gözüne baktığınızda bu tarafını görüyorsunuz. Birinin gözünde gördüğümüz ilk bölümün adı korneadır. Kornea şeffaf olduğu için gördüğümüz demek pek de doğru olmaz ama gözün ön kısmının en üzerinde bulunan tabaka korneadır. Gözün ön kısmını korur ve göze gelen ışık ışınlarının kırılmasından sorumludur. Oldukça hassas olan korneanın kendisini de koruyan ince bir hücre tabakası bulunur. Bu ince hücre tabakası epitel hücrelerden oluşur ve konjunktiva olarak adlandırılır. Bu hücreler, örneğin gözümüzü ovuşturduğumuzda korneanın korunmasını sağlarlar, korneanın nemli kalmasına yardımcı olur ve toz gibi küçük cisimlerin korneaya zarar vermesini engellerler. Korneadan sonra sırada bu kısım var. Bu da gözümüzle görüp de seçebileceğimiz bir kısım değil. İçi sıvıyla doludur bu sıvının adı göz sıvısı olarak adlandırılır. Göz sıvısı su ve tuzdan oluşan bir sıvıdır ve gözün ön odasının içini doldurur. Evet, bu kısmın adı ön oda ve ön odada göz sıvısı olarak adlandırılan bir sıvıyla dolu. Şimdi buradan bir ışık ışınının geldiğini düşünelim. Kornea'nın bu ışını kırdığından bahsetmiştim. Işık, ışını korneadan geçtikten sonra göz merceğine çarpar. Göz merceği dış bükey bir mercektir. Bu şekilde iki yüzü de dışarıya doğru bükülmüştür ve ışık ışını göz merceğine çarptığında biraz daha kırılır. Bu noktada göz merceğinin esnek olduğunu ve duruma göre şeklini değiştirebildiğini de eklemek istiyorum. Cisimlerin gözümüze olan uzaklığına bağlı olarak kalınlaşıp incelebilir. Merceğin kalınlaşıp incelmesini sağlayan yapının adı da kirpiksi cisimdir. Kirpiksi cisimcik birkaç bölümden oluşur. Öncelikle merceğe bağlı olan asıcı bağlar. Asıcı bağların diğer ucu da kirpiksi kaslara bağlıdır. Bu kasın merceğin iki tarafında da yer aldığını bilmelisiniz. Kirpiksi kaslar ve asıcı bağlar göz merceğinin şeklini değiştirebilmesini sağlarlar ve Birlikte kirpiksi cisim olarak adlandırılırlar. Kirpiksi cisim aynı zamanda göz sıvısı da salgılar. Kornea ve merceğin ışığın kırılmasını sağladığını söylemiştik. Su altına daldığımızda her şey bir anda bulanıklaşır, öyle değil mi? Bunun sebebini şöyle açıklamak istiyorum. Öncelikle güneşi çizeyim. Bu mutlu bir güneş. Güneşten çıkan ışınlar havada normal bir şekilde seyahat ederler. Kornea'ya ulaştıklarında ise bir miktar kırılmaya uğrarlar. Ama su altında durum böyle değildir. Hava yerine su bulunur ve bu da ışınların normalde olduklarından daha farklı kırılmaları anlamına gelir. Bunun normal yani havadaki kırılma olduğunu, bunun da suyun içindeki kırılma olduğunu düşünecek olursak, suyun altında her şeyin neden daha bulanık olduğunu anlamak sanırım daha kolay olacak. Suyun altında ışınlar normalde düşmeleri gereken yere düşmezler. Ancak deniz gözlüğü kullandığımız zaman korneyanın önünde bir miktar hava yer alır ve bu da korneaya düşen ışınların normalde kırılmaları gereken miktarda kırılmalarını sağlar. Şimdi size iris'ten bahsetmek istiyorum. İris gözün renkli tabakasına verilen isim. Birinin göz rengi mavi başka birinin yeşil olmasının sebebi irisin farklı şekilde pigmentlenmiş olmasıdır. İris kasılıp gevşeyebilen iki farklı kastan oluşur. Bu kasılma ve gevşemeler sonucunda gözün bu kısmındaki deliğin boyutları değişir. İrisi de not edelim. Delik dediğim kısmın adı da göz bebeği. Şu ana kadar size bir sürü terim verdim ve bu kafanızı karıştırmış olabilir. Ancak bu çizimi tamamladığımda tüm parçaların birleşeceğinden emin olabilirsiniz. Evet, göz bebeği ortada bulunan açıklığın ismi ve bu açıklığın büyüklüğünü de iris kontrol eder. Dışarısı karanlık ya da az ışıklı olduğunda göz bebeği gözün arka kısmına ulaşan ışın sayısını artırmak için büyür. Dışarısı aydınlık olduğunda ise iris kasılır, göz bebeği küçülür, gözün arka kısmına daha az ışın ulaşır ve biz de bakmakta olduğumuz şeye odaklanabiliriz. Işık ışını merceğe çarpıyor, kırılıyor ve camsı cisme geliyor. Bu aynı zamanda arka oda olarak da adlandırılan kısım. Bu kısım ön oda, bu kısım da arka oda. Camsı cisim, su, tuz ve temel olarak albümin ve bazı proteinlerden oluşan jel kıvamında bir sıvıyla doludur. Camsı cisim, merceğin olduğu yerde kalmasına yardımcı olur, gözün kendi içine çökmemesi için yapısını destekler. Aynı zamanda şeffaftır. Başka bir deyişle, Işık ışınları bu ortamda da kolaylıkla ilerleyebilirler. Işık ışınları gözün arka kısmına doğru geldiklerinde retina ya da A tabaka olarak adlandırılan kısma ulaşırlar. Retina göz yuvarının arka kısmını kaplar. Üzerinde fotoreseptör hücreler bulunur. Bu hücreler ışık ışınlarını alarak beynin anlayabileceği sinirsel tepkiye dönüştürürler. Retina kırmızı renktedir. Birinin karanlıkta flaş kullanarak fotoğrafını çektiğinizde gözlerinin kırmızı çıkmasının sebebi de budur. Flaşın ışığı gözün arka kısmına ulaşır ve retinadan yansır. Fotoğraf makinesi yansıyan bu ışığı yakalar ve gözler kırmızı görülür. Fotoğraf makinelerinin bunu engelleyebilen bir ayarı vardır. Bu kullanıldığında bir yerine iki flaş patlar. İlk flaş irisin kasılmasını sağlar, göz bebeği küçülür. İkinci flaş patladığında fotoğraf çekilir. Ancak bu defa gözün arka kısmına ulaşıp da retinadan yansıyacak ışık ışını sayısı azaldığından gözler fotoğrafta kırmızı görünmez. Retinadan çıkan sinir lifleri bu şekilde birleşirler. Optik siniri oluştururlar ve buradan da beyne bağlanırlar. Bunu da adlandırıyorum optik sinir. Buraya da retina yazıyorum. Evet, retina bu sinir liflerini optik sinire yönlendirir. Buradan beyne ulaşan sinyaller sayesinde de görürüz. Sırada damar tabaka ya da koroid olarak adlandırılan kısım var. Damar tabaka adından da anlaşılacağı gibi damarlardan oluşan bir tabakadır. Bu tabaka retina üzerinde ve gözün diğer kısımlarında yer alan hücreleri besler. Bu şekilde küçük damarlar çiziyorum. Bu damarlar gözün beslenmesinden sorumludurlar. Damar tabakanın pigmentleri de siyah renklidir. Birinin göz bebeğine baktığınızda gördüğünüz A tabaka olduğundan bu kısmın siyah görünmesinin sebebi de budur. Kedi gibi farklı türlerin damar tabakası pigmentli değildir, parlaktır. Parlak olması gece görüşlerini artırır. Buraya bir ışık ışını geldiğini düşünelim. Bu ışın retina tarafından algılanmazsa damar tabakaya düşer, Siyah renkte bildiğiniz gibi ışığı soğurur. Az önce de söylediğim gibi kedilerde bu kısım parlaktır. Bu sayede damar tabakaya düşen ışınlar yeniden yansır ve retinaya düşer. Bu şekilde retinanın gelen ışınları algılama kapasitesi, başka bir deyişle kedilerin gece görme kapasitesi de yükselir. Damar tabaka az önce de anlattığım gibi damarlardan oluşan bir ağ gibidir ve siyah pigmentlidir. Size retina'nın bir başka özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Burası fovea adını verdiğimiz, içinde konik şekilli hücrelerin yer aldığı ve görüntülerin en iyi biçimlendiği kısımdır. Fovea ya da daha çok bilinen adıyla göz çukuru makula adı verilen daha geniş bir kısmın tam ortasında yer alır. Makula gözdeki bir bölümün adıdır ve tam ortasında fovea yani göz çukuru bulunur. Az önce de söylediğim gibi konik hücreler açısından oldukça zengindir ve görüşümüzdeki detayları zenginleştirir. Evet, işte gözün yapısı bundan ibaret.